Son noktayı Nuray Sultan koyacak. Bakalım neler 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 yapacak burada. Büyük bir merakla bekliyorum. O gözlük ne acaba? He? Çok mu güneş var? Anneler günü hediyesi Damla'nın. Ve iyi göreyim diye görmüyorum ya, hani kızın çok hakkı gitti. Yaptı yaptı, ben göremedim. Belki bu gözlüklerle görürüm Nursel. Zaten havalıydın. Hepten fazla havalı daha olmuşsun. Beş de bulursam bu gözlüklerle eyvah diyorum. Eğer beş bulursam hep takıp gelip bundan tatacağım. Ne diyorsun? Gerçekten eğer beş bulursam hep bu gözlükle bulacağım. Aç bakalım. Tadı güzel de Nursel Hanım pek şey yapamadım ya. Alttaki kabak püresi nasıl olmuş? Tadı güzel. Tamam. Güzel olmuş. Muhallebisi nasıl ortadaki? Muhallebisi de fena sayılmaz, güzel olmuş. Üstündeki zaten... Üstündeki bisküvisi? Bisküvisini şey yapmışlar, kırmışlar. Biraz hoşuma gitti. Bisküvisini de kendileri yaptılar. Evet. Biraz hoşuma gitti yani, fena değil. Güzel olmuş sayılır. Gel. Şimdi pudingi bir tık daha fazla karıştırılmış burada. Bir tık daha koyu olmuş birinciye göre. Muhallebisi öyle anlatayım mi? Muhallebisi, evet, öyle anlatayım o zaman. Peki. Ama tat olarak tatlara aynı. Tatlı olduğu için, kabak olduğu için bir mesela acımsı bir tat falan almadım. Tamam. Tatlı. Şey nasıl? Kabak püresi. Kabak püresi de işte aynı şekilde aynı kıvamda yapılmış. Çok cıvık değil. Çok da katı bir şey değil yani. Hı-hı. Üstündeki bisküvisi? Bisküvisinde şey, çocuklar kırmışlar yani. Bu tabağı beğendin kırıntı mi? Orta yani. Bakacağım tabii ki, şimdi güzel dersen burada. Geçelim üçüncü tabağa. Bulmaya çalışıyorum. Kreması bir tık öbürlerinden daha koyu olmuş. Tatlar güzel ama çok şey olmuş. Nasıl olsun diyeyim kabak ya. Kabak püresi nasıl olmuş? Kabak püresi biraz şey olmuş. Koyu olmuş ama tatları güzel. Tamam. Tatlı olduğu için hepsinin de tatları güzel. Bir kötü bir yorum yapamıyorum nasıl yani. Bisküvilerine kırıntı yapmışlar zaten üstlerine. Kıtır kıtır hepsi de aynı. Beğendin fena mi değil. Tabağı? Fena değil. Seçeceğim işlerinden. Bunda Nursel Hanım diğer iki üçüncü tabağa göre yani orta üst kısmı yani renk olarak biraz daha gözüme güzel göründü birinci tabak gibi. Yine iki tabak arasında kaldım. Bir ile ikinci tabak arasında lezzet aldım açıkçası. Pudingi ile kreması güzel yapmış, hoşuma gitti yani. Puding nerede var? Şey, kremasıyla kabak tatlısında. Onları beğendin mi? Tatları güzel. Krema beğendim derken muhallebi. Muhallebi diyorum yani kremada. Beyaz olduğu beğendim için, evet, ondan dolayı öyle diyorum. Püresi? Püresi kaba, tadı güzel. Peki. Bu tabağı beğendin mi? Beğendim. 1 ile 4 arasında kaldım zaten. Hepsine aynı yorumu yapıp aynı kelimeleri kullanıp nasıl farklı puanlayacağını şu an çok merak ettim. Bir şuna vereyim. İkinci tabak 1 puan. O zaman şöyle yapayım. Ona 5 vereyim. Birinci tabak 5 puan. Şuna da 3 vereyim. Dördüncü tabak 3 puan. Üçüncü tabak? Yapacak bir şey yok. 1 vereyim. Üçüncü tabakta 1 puan. Ben senin hiç bilinçli puan verdiğini düşünmüyorum. Vallahi final günü çatlayacağım artık. Fikrimi söyleyeceğim. 2 tane 1 kullandın. Kime gittiyse gitti puanlar. Yapacak şans bir şey gerçekten yok. Şu an tamamen şansa puan aldı yapacak herkes. Şey bakalım 2 tane birden bir tanesi
kimi üzecek? Belki de kendi gelinini. İlk bir puan alan gelin, son puanlar, geri dönüşü olmayan puanlar bunlar. Her biri de altın değerinde. Bakalım bir puanı hangi gelin aldı? Açalım. Gözde. Beğendiğin tabağı nasıl gerçekten bir veriyorsun bilmiyorum. Kafan karışık gerçekten. Ben şimdi gerçekten burada çok çok beğendim demedim. Beğendim tabağı, dedim. Neyini beğendim diyeceksin başka. Hepsi çok güzel başka dedim. Tatlar olarak öyle. Sadece üstlerinin renklerine bakmaya çalıştım. Kırıntılarına baktım. Rengi benim tamdı. Renklerine bakmaya çalıştım. Hani tamam, öbürlerine göre çok çok koyu kavurmuşsun. Ondan hangisi dolayı. Koyu? Üst kısmı. En çok, rengi en uygun olan tabak benim tabağım yani şu anda. Sen gittin. Neyse. Kafan karışık gerçekten, ona ya veriyorum. Keşke gerçekten gözlüğü takıp verseydin, net görseydin. Ben sana renkle alakalı bir tüyo verdim mi? Verdin mi? Sen burada bana, bak, ben sana hiç bir şey bana bir tüyo vermedin zaten. Ben sana tamam renkle mı alakalı bir tüyo verdim. Ne renkle verdin ne ben bir şey. Ben sana ne dedim muhallebiler eve? Böyle bir tatlı çıkarsa ben sana ne dedim? Muhallebi nasıl olur dedim. Muhallebi nasıl olur dedim. Söyle, söyle, zaten bulamıyorsun. Herkes bilsin tüyomu, söyle. Orta olur dedin. He, şimdi bütün kayınvalideler geliyor. Bütün kayınvalideler geliyor. Bir tarafını sulu buluyor. Atıyorum alttaki kabak püresini sulu buluyor. Muhallebiyi cıvık buluyor biri. Muhallebiyi biri koyu buluyor. Senin bu tat duyu organın niye çalışmıyor anne? Beceremiyorum, demek ki yapamıyorum. Yani bilmiyorum, yapamıyorum. Beni de bulsan, bak şey beni demedim de bulsan, beni de bulamasan. Yani bulsam da bulmasam da, çünkü ben arkada zaten sinir krizi geçiriyorum artık. Ya tatlarına ben zaten hiçbir şey demedim ki. Ya zaten hiçbiri senin amacın ne? Demedim. Beni bulmak. Orta muhallebi nasıl olur dedim. Orta olur dedim. Ne koyu yaparız, ne açık yaparız, ne cıvık yaparız dedik. İnşallah beni bulmuşsundur. Bilmiyorum valla. İnşallah. Ama sanmam yani. Yani gittin olan tabağa bir verdin. Ya bilmiyorum, bir şey sorabilir miyim? Nasıl vicdanınız rahat ediyor böyle haksız puanlar verdiğiniz zaman? Ya ben altına rahat edebiliyor musunuz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Göz ediyorum, öyle bir adamın üstüne yük koyuyorsun ki sanki ben bilsem zaten kendi gelime 5 veririm. Hepsine şey veririm, bir veririm ya. O zaman adaletli yap puanını. Hayret bir şeysin. Vicdanın. Hep evet, nasıl rahat ediyor vicdanın? Hiçbir gelin birisi söylemiyor vicdan evet, diye. Gerçekten geldiğimden beri evet söylüyorum. Çünkü ya geldiğimden beri hiç hak ettiğim puanları almadım. Allah Allah. Kendi kayınvaliden de veriyor. Ona da söylüyorum ben. Nuray kayınvalidem bu tabağa, dördüncü tabağa 3 verdi. Bakalım o 3 kime ait? Görelim bakalım kimmiş o gelin. Damla! Şaşırmam ki ben. Çünkü tat duyu organı yok yani. Gözlük de aldık gene olmuyor, gene olmuyor. Gözlük de aldık, gene olmuyor, gene olmuyor. İkisinin arasında kaldım zaten. Şimdi gel buraya, ikisinin arasında nasıl kaldın? Şimdi bak şöyle bakınca, benim ellerim niye su topladı geçen hafta burada? Biraz mantığını çalıştır bakalım. Niye benim ellerim su topladı? Söyle anne. Söyle, söyle. Ya zaten bir şey yapamıyorsun. Yani, onu da mı bilmiyorsun? Yani? Ellerim niye benim su topladı biliyor musun? Kabaktan çünkü mı? He, kabaktan. Kabak öyle yaktı ellerimi. Tövbe ya Rabbim ya. Çünkü püreyi böyle ezdi, pardon, üstündeki kurabiyeyi böyle üstüne un ufak ettiğim için değil mi? Biraz olsun belki anlar diye. Şimdi bak, madem renklere bakıyorsun ya, gel gel renklerin, gel anneciğim gel. Gel renklere bakıyorsun ya sen, renklere bakıyorsun ya. Ya zaten yanıkla, yanık karışmış içine, olduğu gibi de kırmış kırmış atmış. Hani bir kum tanesi diyorlar ya bize. Ama senin aklın fikrin bu tarafta. Burada ne var bilmiyorum. Böyle böyle, böyle böyle. Ya da böyle böyle, böyle böyle. Başka bir şey yok. Şans eseri ya. Bıktım. Yok ya. Herkes, bütün kayınvalideler çok güzel olmuş diyor. Güzel. Bir veren kayınvalide de çok güzel, en güzeli buydu. O yüzden verdim diyor. İki kayınvalide de en güzeli diyor. 5 veriyor. Kendi kayınvalidem tüyo verdiğim halde benim tabağımı hala bulamıyor ya. Damla sen bana hiç tüyo verdin mi? Benim tüyom ne diyorsun? Muhallebi orta. Tamam. Altındaki kabak püresi orta. Yiyince de mi anlamıyorsun? Cıvık cıvık ezdiler püreyi ya. Su ettiler ya altındaki püreyi. Kabak ezilir mi o kadar ya? Anlamıyorsun. Bıktım artık. Damla onu doğru söylüyor. Ben geçen tamam, hafta ya, geçen hafta ya. Elleri davul gibi şiştiydi. Yine böyle bir şey çıktıydı. Yani un gibi yapmak için. En iyi ezilmiş de oydu.
Bulsam zaten 5-1-1 yapacağım, bulamıyorum. Ama ben tek başıma yarışırım, daha iyi benim için. Yani en azından milletin puanını yükseltmezsin. Maalesef burada kimse tek başına yarışamıyor. Allah bir kayınvalideye Allah ve bir geline ihtiyacı var herkesin. Kalmak için de, gitmek için de. Bunun kararını kimse tek başına veremiyor. Bu tabağa 5 puan verdin. Bakalım final gününde, böylesine önemli bir günde 5 puanı, son 5 puanımız kim kaptı? Beş puanım Yasemin aldı, yoksa Sena Nur mu? Çok çok önemli bir puan, belki de günün en önemli puanı bu. Aç da öğrenelim kimmiş. Sena Nur. İşte bu ya. Ay, İlk defa 5 aldı birine Sena Nur bugün. İşte demek ki... Nuray teyze. Efendim. Bir verdiğim benim, bana doğru bak istersen. Benim tabağımı bire göre daha çok övdüm, farkında mısın? Üç numaralı tabağa, bir numaralı tabağa göre daha çok övdün. Ya daha güzel dedin. Neden? Övdüm ama ona bakarsan dördüncü tabağa da hepsinden daha çok övdüm ama tamam. Üç verdim. Bak ona üç verdin. O geçti gitti artık. Şu an yani bir de şunu yapmayın ya. Geçmişte verdiğiniz tabakla ilgili konuşmayın. Onu benim tabağımı konuşalım, bitirelim. Zaten o kişiye gene diyeceğini de. Seninkini niye verdim? O zaman söyleyeyim. Üstünün kırıntısına çok koyu yaptığın için çok güzel olmuş verdim. Dedin ama. Güzel, kötü demedim. Bütün tabaklara güzel dedim. Sen şöyle bir strateji mi yaptın? Ama iki renk açık, iki renk koyu. Bu sefer de iki açık renge mi vereyim? Yok, alakası yok. Öyle yaptın. Dün de koyulara verdi, bugün de açıklara verdi. Alakası yok. Neye verdin şu an? Öyle hoşuma gitti. Neye verdin? Dün de koyular verdiği tabaklar ortada mıydı Damla? Aynen aynen öyle. Ha bugün de kenarlara verdi. Kendine göre bir strateji. Anladım. Böyle. Ne alakası var ya? Yaptığım puanlama her gün aynı şey orada. Ya ne alakası var? Benim hangisi hoşuma gittiyse ona verdim. Bu kadar basit. En hoşuna gideni verseydin böyle olmazdık zaten. Evet en hoşuma giden oydu. İşte son anda Nuray teyze, aynı hatayı yapıyorum. Yapacağım şey neydi biliyor musun? En çok 4'ü övdün. Evet. 5. Sonra 3'e 4. Sonra onu övdün çünkü. Ondan sonra işte 2-1. 1-1, 3-1 bu şekildeydi. Işte. Tabağın üstü bütün duruyor ya. Geçen hafta ellerim yandı benim burada ya. Ellerim şişti, su topladı. Biraz azıcık düşünsen gene anlarsın ya. Hiçbir şey düşünmüyorsun, hiçbir bir şey anlamıyorsun ya. Anlamıyorum, demek ki veremiyorum yani, yapacak bir şey yok. Ya 5-1-1 yapsam, bak ağzımı açmayacağım. Diyeceğim ki gelini bulman için final bugün yaptı bir strateji. Okey, herkesin kayınvalidesi yapıyor. Ama sen ne yaptığın puana göre yorumla şey yaptın. Bu arada gerçekten kalıp gibi duruyor eğer yani o şekilde orta tam işte sulandırmayacağım diyorsa. Üç kabak da sulu duruyor, bir tanesi susuz duruyor. Şöyle geriden de bakınca. Anne sen gözlüğü tak, daha iyi görürsün. Yok takmıyorum. Senin her dediğini ben yapmak zorunda değilim. Ya zaten lütfen benimle konuşma ya. Sen de benimle ben konuşma. Senin ne verdiğin puan ne de seni kayla alıyorum bu saatten sonra. Alma ya, sana al diyen yok. Yok zaten aynen öyle.